video bir tanıtım videosu olacak. Çukurova Üniversitesi'ndeyim. Çukurova Üniversitesi'ni yeni gelecek olan, yeni kayıt, yeni kazanmış arkadaşlara, yeni kayıt olacak arkadaşlara tanıtmak için video yapmaya çalışacağım. Öncelikle ulaşımla başlamak lazım. Çukurova Üniversitesi'ne nasıl ulaşırsınız? Öncelikle başka bir şehirden geldiğinizi varsayıyorum. Kendi aracınızla gelebilirsiniz, hava yoluyla gelebilirsiniz, karayoluyla gelebilirsiniz ya da tren yoluyla gelebilirsiniz. Bunlardan kendi aracınızla geldiğiniz zaman otobandan direkt Balcalı Üniversite Hastanesi, Şehir Hastanesi çıkışı var. Üçü de birbirine çok yakın ve aynı yer. Oradan çıktığınız zaman her iki yönden, Osmaniye yönünden de, Mersin yönünden de oradan aynı çıkıştan çıkıp doğru devam ettiğiniz zaman varacağınız nokta Çukurova Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi oluyor. Pardon. Bunun dışında hava yolu ya da karayoluyla gelirseniz de otogar ve havaalanı şehrin birazcık dışında kalıyor. Onun için önce şehir merkezine gelmeniz gerekiyor. Ondan sonra şehir merkezinden yine şehir hastanesi Balcalı otobüsleriyle turuncudurlar. Turuncu büyük otobüsler en yaygın olanı odur. Başkaları da var tabii ki. Onlarla buraya kadar gelmiş olursunuz. En kolayı trenle. Trenle geldiğiniz zaman indiğiniz yerden, merkez istasyondan çok kısa bir yürüme yoluyla kısa bir şekilde buraya varmış olabilirsiniz. Yine turuncu Balcalı otobüsleri oradan en yakın şekilde geçen otobüsler olarak görülebilir. Onun dışında buraya gelirken o otobüse bindiniz ya da otobandan çıktınız. Buraya doğru geldiğinizi varsayalım. İlk karşılaşılan öge, ilk ortaya karşınıza çıkacak yer Kızyurdu. Fevzi Çakmak Kızyurdu. Üniversite sınırları içerisine girdiğiniz andan itibaren burada set dediğimiz bir dönüş var ya da otobandan çıktıktan bir 200-300 metre sonra ki hemen üniversite alanına girdiğiniz anda Çukurova Üniversitesi yazısını görürsünüz zaten. O andan itibaren karşınıza çıkacak ilk nokta Kız Öğrenci Yurdu. Hemen arkasından hemen bir 100 metre sonra gelecek olan yer Erkek Yurdu. Bunlar için orada inip otobüsten ya da aracınızla biraz içeriye yürümeniz gerekiyor. 100 metre, 200 metre içeride yerler buralar. Ondan sonra karşınıza ışıklar gelecek. O ışıklarda anaokulu var. Anaokulu kavşağı diye bilinir, geçer ya da kayıkhane kavşağı diye geçer. Sol tarafına doğru, o kavşaktan sol tarafa geçerseniz içeri girdiğiniz zaman kayıkhaneye lojmanlar, üniversite çalışanlarının, öğretim görevlilerinin kaldığı yer. Orada bir de kayıkhane restoran var. Yemek yemek için uygun bir yer. Onu nerede ne yenir kısmında anlatacağım. Onun dışında bu kavşaktan sağ tarafa döndüğünüz zaman ise Teknokent. Yine Erkek Yurdu'na bir geçiş var oradan. Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, şimdi yeni olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ve bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu bu bölgede yer alıyor. Ayrıca bunların dışında Kongre Merkezi, büyük yeni yapılan Kongre Merkezi de burada yer alıyor. Eğer orada bir işiniz varsa Kongre Merkezi bu kavşaktan sağ tarafa dönerek doğrudan oraya gidebilirsiniz. Evet, bu anaokulu kavşağından dümdüz devam ettiğiniz zaman da ana girişe geliyorsunuz. Çukurova Üniversitesi ana giriş kapısına gelmiş oluyorsunuz. Yine buradan sağ tarafa giderseniz yeniden az önce bahsettiğim fakültelere ulaşmak için gitmiş oluyorsunuz. Biraz bu anlamda karışık olabilir. Yalnız şunu söylemek lazım başta. Çukurova Üniversitesi bu anlamıyla 3 parçadan oluşuyor gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bir ana kampüs var. Kampüs sınırları içerisinde yer alan bir ana kampüs bölümü var. Spor salonlarının vesairelerinin olduğu bir ayrı bir bölüm var. Stadın olduğu. Yani burada Çukurova Üniversitesi'nin kendi stadından bahsediyoruz. Bir de bu yurtlar bölgesi ve orada birkaç fakülte gibi 3 ana bölümden bahsedebiliriz Çukurova Üniversitesi için. Bu dışarıda saydığım hukuk fakültesi, eczacılık, iletişim, diş hekimliği vesaire diye saydığım fakülteler kampüsün dışında. Bunlar için kampüsten bir 15-20 dakikalık bir yürüme mesafesi söz konusu. Onun dışında diğer bütün fakülteleri vesaireleri kampüsün içinde. Kampüsün içinde de yine bir ucundan bir ucuna 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi söz konusu. Her neyse, giriş kısmına geldiğiniz zaman da, ana nizamiye kısmına geldiğiniz zaman yine sizi bir kavşak karşılıyor olacak. O kavşaktan düz devam ettiğinizde kampüse giriyorsunuz. Sola döndüğünüzde spor alanlarının olduğu bölgeye geçiyorsunuz. Sağa döndüğünüzde de Balcalı Şehir Üniversite Hastanesi ve az önce bahsettiğim dışarıdaki fakültelere doğru gidebileceğiniz bir yol var.
Aynı zamanda kampüs girişinden de dışarıdaki fakültelere ya da kongre merkezine vesaire gidebileceğiniz, yurtlar bölgesine gidebileceğiniz ringler, servisler söz konusu. Onların saatlerini geldiğiniz zaman günlük olarak sormanız gerekebilir. Giriş kısmı böyle. Girişte hemen giriş bölgesinde bulabileceğiniz ne var? ÖSYM merkezi hemen girişe çok yakın. Kampüsün girişinden bahsediyoruz. Güvenlik noktasını geçtikten hemen sonra bu önünde bulunduğum anıt bölgesi çok yakın. ÖSYM merkezi var çok yakın. PTT çok yakın. Yadyo hemen burada giriş kısmında. Bankalar burada. Hemen Ziraat Bankası var. İş Bankası var bu arada. Bir de birkaç bankanın ATM'si var. Ondan sonra burada başka ne var? Kuaför ve fotoğraf çekmek için bir nokta var. Ve hemen Ziraat Bankası'nın yanında bu iki yer bu arada. Hemen onların yanında da bisiklet evi var. Kampüs içerisinde bisiklet kullanmak çok keyifli olabilir. Bisiklet evinden bisiklet kiralıyorsunuz. Siz geldiğinizde fiyatı değişmezse şu anda günlük 1 lira gibi bir kiralama ücretiyle bisiklet kiralayıp kampüs içerisinde kullanabilirsiniz. Veya bu dışarıdaki fakültelerden birinde öğrenciyseniz ya da öğrenci olacaksanız burada bisiklet kiralayıp oraya bisikletle gidip gelebilirsiniz. Bisiklet dediğim gibi fiyatı çok uygun, sembolik 1 lira bir günlük ücreti var. Kullanabilirsiniz. Bisiklet evinde Ümit var. Bu videodan geldiğinizi söylerseniz, selamımı söylerseniz elinden geldiği kadar yardımcı olacaktır. Kendisi zaten bu bisikletle ilgili konularda son derece yardımsever ve iyi bir insan. Mutlaka bence bunu yapın ve kampüsü de bisikletle geldiğinizde en azından dolaşmayı bir kere bir günlük olsun dolaşmayı tercih ederseniz kampüsü keşfetmek anlamında çok keyifli olacaktır. Özetle Çukurova Üniversitesi böyle. Şimdi fakülteleri gösterebildiğim kadar bölümleri, bölgeleri işte yerleri göstermeye çalışacağım. Çok güzel manzarası olan bir yer var, oraya gideceğiz. Bu bahsettiğim yerlerden geçmeye çalışacağım mümkün olduğu kadar. Spor salonlarının olduğu bölgeyi, diğer bölgeleri göstermeye çalışacağım. Burada sözü geçen yerleri görmenizi sağlamaya çalışacağım. Eğer eksik bir şey kalırsa gösteremediğim, sizin merak ettiğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıya sorabilirsiniz. Bu arada yeme içme vesaire gibi şeylerden bahsetmedim. Bence bu Çukurova Üniversitesi için bilinmesi gereken bir nokta. Şu anda bununla ilgili burada bir dönüşüm söz konusu. Çarşı gibi bir yer yapılmaya çalışılıyor. Eskiden çok güzel kafeler vardı. Manzaralı çok güzel yerlerde kafeler vardı. Son Durak gibi, Turaç gibi, Turkuaz gibi. Çok güzel yerler vardı. Fakat şu anda onların yani son durumlarıyla ilgili bilmiyorum. Ne olacağını, nasıl olacağını. Çarşısı var. Tam Göbek'te çarşısı var. Göstereceğim orayı da. Orada Somet ve birkaç kafeterya gibi yer var. Oradan yiyecek bir şeyler bulabilirsiniz. Size geldikten bir süre sonra sizin de öğreneceğiniz ve öğrendikten sonra sizin de başkalarına tavsiye edeceğiniz yerleri şimdiden söylemek isterim. Spor salonları bölgesinde Akoluk diye bir balıkçı yeri var. Orada balık yemenizi önerebilirim. Eskiden olsa Friends Cafe vardı. Şimdi kapandı. Bu videoyu eski mezunlar vesaireler izliyorlarsa üzüleceklerdir muhtemelen. Zaten biraz daha kötüleşmişti tırnak içinde. Eski mezunlar ne demek istediğimi bilirler. Ama şimdi tamamen kapandı. Şehre taşındı. Friends artık şehirde. Onun dışında üniversitenin kendi işlettiği kantinler var. Oralardan tost, döner gibi şeyler temin edebilirsiniz, bulabilirseniz. Birazcık bulması ya da erken tükenmesi gibi bir sorun var. Oralardan onları uygun fiyatlı temin edebilirsiniz. Tavsiyem de o yönde olur. Bu arada süreye bakıyorum. Bu arada tabletten takip edebiliyorum cihazı, beni takip etmesini vesairesini. Onu da şimdiden size söylemiş olayım. Yani tabletten kopya çekmiyorum. Aslında kendimi takip ediyorum bu anlamda. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Başka bir şey aklıma gelirse... bu arada bu göbek kısmını tarif etmedim. Şimdi bu göbekten, girişten, kapıdan girdiğiniz anda bu göbekten düz devam ederseniz bir daire çizip tekrar bu göbeğe geliyorsunuz. Bu daireyi çizerken ilk önce karşınıza sağ tarafta Ziraat Fakültesi çıkıyor. Ondan sonra bütün binalar İktisat Fakültesi'ne kadar hep solunuzda kalacak. Solunuzda Ziraat, Mühendislikler, Eğitim Fakültesi, ondan sonra İktisat, Su Ürünleri vesaire diye devam edeceksiniz. Ondan sonra rektörlük ve ya diyor tekrar bu göbek noktasına geleceksiniz. Göbekten sağa içeri doğru girerseniz de
tıp fakültesi gibi ve ona benzer bölümlerde o tarafta olacak. Zaten Balcalı Hastanesi de tam arkamda kalıyor şu an. Arkamda gördüğünüz yer Balcalı Üniversite Hastanesi olarak geçiyor. Bu şekilde. Şimdi birazcık dolaşacağız. Dolaşırken de size buralarda bu anlattığım yerleri göstermeye çalışacağım. Buraya biraz göz dolgunluğunuz olsun. Evet, şimdi dolaşmaya başlıyoruz. Az önce kayıt yaptığım yer burasıydı. Anıt dediğim yer burası, bu şekilde. Şu anda kameramı girişe doğru çeviriyorum. Şurası giriş, geliş yönü. Girişten içeri girdiğiniz anda bu taraftan kampüse doğru geliyorsunuz. Şöyle şuradan karşıya geçeceğim. Ve ilk karşılaşacağınız tabelayla beraber kampüsü dolaşmaya başlayalım. Elimden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışacağım. Eğer eksik bir şey kalırsa, dediğim gibi, aşağıya sorarsanız bulmanızda yardımcı olurum. Tarif etmekte yardımcı olurum. Nasıl tarif edeceğim diye sorarsanız da gösterdiğim şeyler üzerinden göstermediğim şeyleri tarif etmem söz konusu olabilir. Mesela burada bir yeri gösteriyorumdur. Sizin istediğiniz yer ona yakındaysa ona göre şey yaparım. İlk tabela böyle. Buradan sağa dönerseniz şu yukarıda yazan İlahiyat, Sağlık, Tıp Fakültesi, Konservatuvar, ÖSYM, Kültür Müdürlüğü gibi, düz devam ederseniz de Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat, Mithat Özhan, Ziraat Fakültesi diye devam ediyor. Biz de devam edeceğiz şimdi. Sağa dönmeyeceğiz. Sağa dönerseniz Tıp Fakültesi, ama biz sağa dönmeyeceğiz. Burada böyle bir saat kulemiz var. Ne kadar göründüğünden emin değilim ama orada saat kulemiz var. Böyle burada da yine. Burada da sola döndüğünüzde. Zaten daire olacak ama hani bir daire de çiziyormuşsunuz gibi. Sağa gitmek hariç düz devam ettiğinizde tekrar dolaşıp aynı yere geliyorsunuz. Daire çizdiğinizde de bu şekilde tekrar aynı yere ulaşıyorsunuz. Şimdi sözünü ettiğim üzere şöyle orta refüjden ilerlemeye deneyeceğim. Böylece sağlı sollu daha başarılı gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi solumda İş Bankası kalacak. Sağımda biraz ileride Ziraat Bankası kalacak. Bu anlarda, bu arada, bu yılın mezuniyet törenleri, fakülteler, bölümler kendilerine has mezuniyet töreni yapıyorlar. Umarım siz de kendi mezuniyet töreninizi görürsünüz bu anlamda. Şimdi sağımda kampüs içine girdiğiniz zaman ilk durak burası. Ziraat Bankası durağı diye geçer. Burada indiğinizde ya Diyo'da ya da Tıp Fakültesi'ne doğru geçecekseniz o tarafa inmiş oluyorsunuz. Tıp Fakültesi'ndeki diğer, tıp tarafındaki diğer yerlerle beraber. Burası İş Bankası. Hemen solumda. Şöyle İş Bankası burada. Böyle ilerlediğimiz zaman ileride sağda Ziraat Bankası'nı göreceksiniz. Evet, böyle. İlerleyelim. Şöyle Ziraat Bankası'na kadar bir alacağım. Sonra arada pek bir şey yok. Oraları geçeceğim. İleride tekrar kayda girerim. Şimdi bu arada şurası bisiklet evi. Birisi bisiklet kiralamış. Görüyorsunuz. Çıkmış. Bisiklet evi burada. Ziraat burada. Bu arada şurayı da göstereyim. Burada bir ürün satış noktası var. Bu Ziraat Fakültesi'nin kendi ürettiği ürünleri sattığı nokta. Burada dondurma alabilirsiniz. Çok güzel dondurmaları var. Ayrıca peynir vesaire gibi süt ve süt ürünleri söz konusu. Burada da bahsettiğim berber, bayan, erkek kuaförü ve fotoğrafçı var. Burada Ziraat Bankası ATM'si. Burada da bankanın kendisi söz konusu. Şimdi bir tabela daha var. Bu tabelayı alalım. Burada keselim. Artık bu dairenin orta noktasında tekrar buluşuyoruz. Orası ne oluyor? Orası da son durak kafe. Tabelada böyle. Düz devam ettik. Girişten girdik. Düz devam ettik. Düz devam ederseniz bunlar. Evet, buradan sağa dönerseniz de buradaki yerler. Ziraat Fakültesi Dekanlığı toplantı salonu var ve Mediko-Sosyal Merkez var. Mediko-Sosyal'de şöyle, onu da bilmenizde fayda olabilir. Kampüs içerisindeyken başınıza herhangi ufak tefek yaralanma vesaire olursa da üniversitenin sağlık ocağı gibi düşünün. Hepiniz öğrenci olduğunuz için bir öğrenci sağlık sigortası kapsamında olacaksınız. Ve Mediko-Sosyal'e gidip ufak tefek müdahaleleri orada ya da başka daha önemli bir şey olursa da başka bir yere sevk gibi vesaire gibi şeyleri de orada doktor ve hemşire gibi hizmetler alabileceksiniz. Şimdi ben yukarı doğru yürümeye devam edeceğim.
Orada tekrar görüşürüz. Evet, şimdi son durak kafeye geldik. Son durak diye. Evet, şimdi son durağa geldik. Adı böyle buranın, son durak. Aslında son durak değil, devamı var. Ama böyle. Bu arada sözünü ettiğim Balcalı otobüsleri bunlar. Bunlardan burada ineceksiniz son durakta. Peki kimler burada inecek? Eğitim bilimlerinde, resim bölümünde, heykel bölümünde, R1, R2 dersliklerinde, mühendisliklerde, bazı mühendisliklerde vesaire işi olanlar, dersi olanlar vesaireler burada inecekler. Burası, buradan böyle girdiğiniz zaman karşıda inip son durak kafe var şurada. Orası da ünlü bir yer bu anlamda. Buradan içeri doğru giriyorsunuz. Burayı da şöyle gösterirsek. Burada böyle derslikler var. Eğer dersliğinizi biliyorsanız böylece kolayca bulursunuz. Bu arada hemen solumdaki yer konferans salonu. Tam karşımdaki bina eğitim fakültesi derslikleri, resim, heykel vesaire bölümü. Diğer tarafta diğer eğitim fakültesi bölümleri var. Türkçe burada, Türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği burada, dille ilgili olanların da bazıları burada sanırım. Böyle. Şimdi en çok bilinen ve en çok kişinin ihtiyacı olacak olan bilgiyi veriyorum. R1, R2 derslikleri. Geldiğinizde bunun ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. R1, R2 derslikleri burası. Şu sağımdaki bina şu anda kullanılmıyor diye biliyorum ben. Karşılıklı iki bina R1, R2 şeklinde kullanıldığını biliyorum. Evet, burası böyle. Genelde kalabalık bir meydan olur burası. Ders olduğu zamanlarda. Ama şu anda ders yok. O yüzden burası bomboş. Normalde burada şöyle boydan boya oturma yerlerinde vesairelerde yer bulamadığınız zamanlar olacaktır. Bu arada ben de gittikçe rahatlıyorum sanki böyle kendi kendine konuşmalarda vesairelerde, ama bilmiyorum daha iyi oluyor mu olmuyor mu. Ama bakalım, daha iyi olmasına çalışacağız. Bu işi kıvırmam lazım. Kameraya büyük yatırım yaptım çünkü. Onun için bu işi kıvırmam gerekiyor. Hatta yatırım yapmadım. Başka birileri benim için yatırım yaptı. Ben de onu geri ödeyeceğim. O yüzden tekrar bu videoda da bu yatırımı benim için yapan arkadaşıma buradan teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. Sağ olsun. Evet, burada da şöyle bir meydanımız var. Bu arada nereye geldik? R1, R2 derslerinin hemen yanında çarşı. Çarşıya geldik. Üniversitenin çarşısı. Asıl büyük yatırım buraya yapıldı. Buraya kocaman bir yatırım yapıldı. Böyle kocaman bir çarşı var. Burayla ilgili geldiğinizde zaten sizden büyük arkadaşlarla da konuştuğunuzda göreceksinizdir. Tartışma var. Güzel mi oldu? Gerekli miydi? Vesaire bilmiyorum. Videonun başında söyledim. Restoranlarla vesairelerle ilgili bu anlamda bir belirsizlik var. Burada olsun istiyorlar bütün restoranlar. Ama restoranlar da buraya gelmek istemiyor. Bu arada tam karşımdaki yer Mustafa Okan sergi yeri. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Mustafa Okan'ı biliyorum. Sergi yeri nedir onu da biliyorum, ama burası tam olarak ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Böyle burada yerler var. Şu karşısı marketmiş mesela. Şu anda boş görünüyor. Bir sürü, çoğu yerler boş görünüyor. Şurada bir oyun yeri var. PlayStation gibi bir yer var. Şu ortada bir kafe var. R1 kafemiş burası mesela. Yeni sanırım. Böyle bir yer. Etrafından dolaşmış olduk. Burası böyle bir yermiş. Çarşıda şu diğer ucunda Solmet olması lazım. Oraya bakalım. Oradan sonra da yemekhaneye bakacağız. Kütüphanenin önünden geçip iktisat fakültelerine doğru ilerleyeceğiz. Biraz karışık geziyorum. Zaten videodan bir harita mantığıyla bulmanız zor. Yani bazı yerler evet olabilir.
videoda tanırsınız, şurası şurasıydı, burası burasıydı gibi. Ama zaten dediğim gibi yani mantığını anlarsanız iyi kötü zaten checkpointler var, oralardan yakalayıp ilerleyebilirsiniz. Söylediğim gibi ilk otobüsle ya da kendi aracınızla girdiğinizde, Çukurova Üniversitesi büyük tabelasının, nizamiyenin olmadığı ilk tabeladan bahsediyorum, orayı gördüğünüzde ilk gelecek olan yer kız yurdu. Yurda gidiyorsanız ilk siz ineceksiniz. Erkek yurdu hemen yanında. İlerlediğiniz zaman anaokulu kavşağı geliyor. Kayıkhaneye gidecekseniz kayıkhane restoran var, lojmanlar var. Orası daha çok hocalar için ama yine de bilin. Orada ineceksiniz. Hukuk fakültesine, eczacılığa, iletişime vesaireye gidiyorsanız oradan sağa dönen otobüsünüz sağa dönüyorsa devam ediyorsunuz. Dönmüyorsa inebilirsiniz. İnmek istemiyorsanız kampüs girişine gelip oradan ring vesaire onlarla o taraftaki fakültelere geçebilirsiniz. Böyle. Onun dışında kampüs girişine otobüs zaten içeri kadar giriyor. Otobüsle beraber kampüse giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman ilk başta ya diyor yabancı diller, hazırlık okuyanlar vesaireler hemen solda kalacak. Girer girmez İş Bankası'nın karşısında biraz sola doğru olan yer yabancı diller yeri. Tıp fakültesine ve onunla ilgili bir de ilahiyata sanırım gidecek olanlar oradan sağa dönecek. İktisada, eğitim bilimlerine, ziraate vesaire gidenler de, ziraat de orada girişte olabilir ama diğerlerine mühendislikler, iktisat okuyanlar, eğitim bilimlerinde sınıf öğretmenliği vesaire okuyanlar da düz devam edecek. Bu arada şimdi yemekhaneye geldik. Burası böyle merkezi kafeterya, öğrenci yemekhanesi. Öğrenciyseniz buradan böyle yukarıda yemek yiyeceksiniz. Hocaların yeri de şöyle aşağıda, şurada bir yerde aşağıda. Bu karşımdaki binada kütüphane olmalı. Bunun diğer tarafı kütüphane ama bu bina aynı bina mı emin değilim. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Kütüphaneye doğru geçelim. Oradan da kütüphanenin önünden aralardan geçerek İktisat Fakültesi'nin olduğu bölüme geçeceğiz. Orada manzara falan var çok güzel. Oraları biraz göstereceğim. Oradan sonra rektörlüğe doğru devam edeceğiz. Evet, söylediğim gibi burası kütüphane. Şurası şu anda kapalı sanırım. Büyük ihtimalle. Evet, kapalı. Biz bu tarafa şuradan, böyle bir Atatürk büstü var burada. Büstü yani, büstü var. Biz buradan devam edeceğiz. Evet, burası eğitim bilimleriyle ilgili bölümler. Şu taraf kantini var, fotokopicisi var vesaire burada. Burası böyle. Böyle solunda su ürünleri fakültesi kaldı. Şöyle su ürünleri. Daha sonra bu yolu böyle bitirdiğinizde karşıya doğru karşısı İktisat Fakültesi ilk birinci bloğu. 3 blok yan yana İktisat Fakültesi ve bir de yeni bir blok yapıldı İktisat Fakültesi ile ilgili. Orayı da göstermeye çalışacağım, gösterebilirsem. Şimdi şuradan önce şöyle yukarı doğru biraz çıkalım. Hem mühendisliklerin olduğu bölgeyi görelim hem de oradan manzara noktası, Turkuaz Kafe'nin olduğu yer. Turkuaz Kafe'yi de göstereyim. Orada manzarayı da göstereyim. Gün batımında çok güzel manzaralar oluyor burada. Gün batımında Turkuaz Kafe'ye gelip manzarayı izlemenizi tavsiye ederim. Evet, süreye bakalım. 2 dakikalık bir parça olmuş bu. Evet, yani buna mühendislikleri alırız. Sonra iktisata geçerken kaydı keseriz. Evet, burası da bir durak. İktisat Fakültesi durağı. Ayrıldığımız yoldan devam eden otobüsler buraya geliyor. Ayrılmasaydık biz de aynı, hemen hemen aynı mesafeyle buraya gelmiş olurduk aynı sürede. Böyle bir durak. Burada da bir ürün satış noktası var. Yine dediğim gibi bu ürün satış noktasından burada üretilen, Ziraat Fakültesi'de üretilen şeyleri buradan yiyin. Bu arada tekstil mühendisliği hemen burada. Kütüphaneden ilerleyip işte bu yola tekrar çıktığınızda hemen tekstil mühendisliğiyle yanınızdaki bina tekstil mühendisliği oluyor. Tekrar döndük. Burada yine mühendislikler var. Şu karşısı mühendislikler. Şuradan içeri girdiğinizde yine
mühendislikler söz konusu. Büyük çoğunluğu burada. Şöyle hangileri buradaymış mesela bakmak için şurada bir tabela var. Mesela ben jeoloji gördüm, maden mühendisliğini gördüm, şu an tekstili gördüm burada. Ondan sonra burada neler olduğunu tam olarak da görebiliriz. Evet. Beyaz olan sol, yeşil olan sağ. Da kalanlar. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi bunlar okunabildi mi? Emin değilim. Şöyle okunduğundan emin olmaya çalışalım. En üstte Fen Edebiyat Fakültesi diyor. Sağda en sonda, mühendislerden sonra o geliyor. Sol taraftaki mühendislikler de burada. Böyle. Hemen en yakın olan maden ve jeoloji mühendislikleri burada. Şimdi buradan devam edip manzaraya bakalım. Burası turkuaz. Şöyle şu bina güneşten dolayı biraz görülmesi zor olabilir. Şöyle yaklaşırsam belki, evet. Şöyle turkuaz burası. Şuradan güzel göl manzarası var. Onu da göstereceğim. Ondan sonra da İktisadi İdari Bilimlere doğru devam edeceğiz. Şöyle aradan girelim ve göl manzarasına bakalım. Göl manzarası böyle. Şu karşıda çok güzel iki yarımada var. Orada bazen şurada. Bazen kamp yapmaya gidiyorum. Belki orada bir kamp videosu gelebilir. Tam karşıda bir ada var. Ne kadar göründüğünden emin değilim ama orada da daha önce bir kere kamp yapmıştım. Şimdi dönelim. Evet, burası da Sur Ünlüleri Fakültesi'ydi. Biz şimdi İksat'a doğru devam ediyoruz. Geldiğimiz yol böyle. Böyle geldik. Yukarı turkuaz vesaire yukarıdaydı. Mühendislikler yukarıdaydı. Biz buradan aşağı İktisat Fakültesi'ne doğru devam edeceğiz. Evet, bunlar. Şu bina Fen Edebiyat bu arada. Hemen su ürünlerinin karşısında. Fen Edebiyat Fakültesi. Derslikleri vesaire burada bildiğim kadarıyla. Şuradan, şu aradan tekrar yemekhaneye gidebilirsiniz. Yemekhaneye gidince de çarşıya, meydana, kütüphanenin oraya vesaire dönmüş oluyorsunuz. Aslında birçok yer birbirine yakın ama biraz karışık bu anlamda. Burası İktisadi İdari Bilimler blokları. 3 blok burada var. Bir de yeni yapılan yer var. Şu an hepsini göstermeye çalışacağım. Şimdi aslında böylece bitirmiş olduk. Bir tek rektörlük kaldı. Merkez Öğrenci İşleri ve rektörlük yan yana, hemen ilerleyeceğiz ve sola döndüğümüzde oraya varacağız. Aslında girişe daha yakın. Girişten sola dönseydik, Yadyo tarafına doğru, o ilk başladığımız yerden sol tarafa dönseydik rektörlüğe daha çabuk, daha kolay ulaşılabilirdi aslında. Biz şu anda daire yapıp tekrar uzak yoldan rektörlüğe gelmiş olduk. Onu da bilmenizde fayda var. Buraya da İktisat Fakültesi'ne de aynı şekilde sola dönüp de gelebilirsiniz. Sağdan da dönüp gelebilirsiniz. İktisat Fakültesi ortada kalıyor aslında. Hangi taraftan gittiğinizin çok önemi yok. Fark edebilir. Kendiniz bakın işte. Geldiğinizde nasıl olur görün. Bu arada bu da İktisadi Bilimler Fakültesi'nin son yeri. Genelde sınavlar vesaireler 3. blokta olur. Geldiğinizde öğrenirsiniz. En çok öğrenci mevcudu burada olabilir. Bu arada bakın şimdi mezuniyetle ilgili bir tören yapılmış galiba burada. Şöyle bir mezuniyet hatırası koymuşlar. Umarım evet, siz de bir gün mezuniyet hatırası fotoğrafı çektirirsiniz. Böyle bir mezuniyet töreni şeysi 240 liraymış kişi başı. Fena değil. Neler varmış? Yemek, Adana kebap, içecek sınırsız demiş. Mevsim salata, pasta, ordöv
Dör tabağı. Nasıl söyleniyor tam bilmiyorum. Order gibi. Evet, şimdi son binayı da bitireceğiz. Şuradan size yeni binayı göstereceğim. Ondan sonra rektörlük ya diyor. Bitirelim. Evet, yeni binayı görmek için birazcık ilerleyelim. Bu üçüncü bloğun arkasındayız şu anda. Evet, burası birazcık atıl bir yer gibi. Dediğim gibi bu binalar zaten artık daha az kullanılıyor eskiye göre. Yeni bina yapıldı. Daha çok yeni bina kullanılıyor. Şuradan yeni binayı göstereceğim. Ayrıca yeni binanın olduğu tarafa doğru üniversiteden devam ediyor fakat o tarafta da lojmanlar var. Yeni yapılan bina burada. İktisat Fakültesi. Bu arada buraya hoca olarak, doktorant olarak, araştırma görevlisi olarak vesaire de geliyorsanız burada konuk evi var. Buradan faydalanabilirsiniz. Daha ileride dediğim gibi lojmanlar var. Orada hocalar falan kalıyor daha çok ama şurada da konuk evi, 3 nolu konuk evi diye geçer. Burada da araştırma görevlileri, doktorantlar vesaireler, misafirler burada kalabiliyor. Yeni bina böyle. Yeni binanın manzarası çok güzel. Şöyle manzarası var. Yine göle nazır bir manzara. Evet, burada yolla böyle devam ediyor. İktisat Fakültesi'ne doğru. Ben de şuradan aşağı inip devam edeceğim. Burada bizim çocuklar vardı. Onlar burada mı diye de şöyle bir bakmak istiyorum. Gelmişken Lady Ekmek, Chester'ın arkadaşları. Bakalım. Lady buradaymış. Lady ne haber? Evet, Lady burada. Lady ne haber? Ne haber? Lady de buradaymış. Birazcık korkuyor. Benden. Tabi uzun zaman oldu. Bu Lady olmayabilirsin senin de sen. Sen sanki Lady değilsin. Lady misin? Emin olamadım. Lady misin değil misin? Peki gidelim. Emin olamadım. Lady mi değil mi? Şimdi buradan devam edeceğim. Rektörlüğün orada görüşürüz. Şimdi merkezi öğrenci işlerine geldik. Kendi bölümlerimizde, fakültelerinizde de öğrenci işleri olacak ama merkezi öğrenci işleri burada. Buraya geliyorsunuz. Buradan şu girişten içeri giriyorsunuz ve içeride bölümünüzü, fakültenizi bulup oda galiba birkaç fakülteye bir oda gibi buluyorsunuz. Buradan içeri girip hallediyorsunuz. Şurada çalışma saatleri var. Şöyle göründü mü bilmiyorum. Şöyle burada duyurular var. Onları da buraya gelmeden size göstermiş oldum. Bu da size yardımcı olabilir. Evet, burası da rektörlük meydanı, rektörlüğün orası işte bir tür şöyle öğrenci işleri, idari işler, şöyle rektörlük de burası. Şöyle görelim, rektörlük idari birimleri burada. Evet, asıl rektörlükte şu aradaki diğer bina. Şuradan iniliyor mu bakalım. Rektörlük binası böyle. Şurası.
şuradan rektörlüğü gösterdiğim zaman zaten burası hemen hemen başladığımız yere şu an çok yakın. Şöyle rektörlükte burası. Böyle döndük ve geldiğimiz yere doğru, o ilk kayda başladığım yer, bu yolun sonu zaten artık. Oranın devamı da giriş kısmı oluyor. Girişe doğru devam ediyoruz. Evet. Bu arada kamerayla ilgili de birkaç bir şey daha söyleyeyim. Mikrofonun şarj durumu çok iyi. Mikrofonun şarjı henüz yani bitmedi. Bitme gibi bir şey yaşamadım. Takıyorum ara ara şarja ben yine de ama hani yolda biter diye vesaire. Ama sanırım hani şu an yakamda olan mikrofonun şarjı bayağı bir gidiyor. Kameranın şarjı konusunda yani iyi aslında, bilmiyorum, 2 saat gibi yaklaşık çekim yapılabiliyor. Bence iyi. Yani başarılı olduğu söylenebilir. Evet, şu anda bu binayı da göstermeliyim. Burası dış ilişkiler. Rektörlüğün hemen karşısı. Yine girişe yakın aslında. Yani biz tamamen dolanıp geldik buraya şu anda. Ama normalde burası hemen kampüse girer girmez. Aslında sola döndüğünüzde hemen sağdaki ikinci bina gibi düşünebilirsiniz. Şu böyle cam bina. Dış ilişkiler yeri. Erasmus vesaire yapacaksanız ya da yabancı öğrenciyseniz sanırım buraya geliyorsunuz. Burada bu işleri hallediyorsunuz. Evet. Burada daha iyi görürsünüz. Şöyle gösterelim. Böyle. Buradan içeri girdiğiniz zaman da aynı zamanda PTT'de burada, eğer PTT ile bir işiniz varsa PTT'de hemen şuradan içeri girdiğinizde solda kalıyor. Şu karşısı Yadyo ve Tömer. Burada yabancı öğrencilere Türkçe öğretilen, Türk öğrencilere İngilizce öğretilen yer burası. Eğer hazırlık öğrencisiyseniz ilk geleceğiniz yer burası. Burası da hemen girişte ve solda. Kampüse giriyorsunuz. Sollu sollu yürürseniz varacağınız yer burası. Solumda ziraatle ilgili olan bölümler var. Sağımda Yadyo. Daha da ilerlediğimde de varacağım yer, videoya başladığım yer. Evet, oraya varana kadar kesmeyeceğim. Böylece tam bir circle, daireyi tamamlamış olalım. Evet, burada mesela bakın, gıda mühendisliği de buradaymış. Bu arada onu da gördük. Bitki koruma, yabancı diller karşıyı gösteriyor. Karşısı ya diyor. Açık hava tiyatrosu var burada. Açık hava amfisi var. Amfi tiyatro. Hemen şurada karşıda. Onun da önünden geçelim. Karşıya geçiyorum bunun için. Evet. Şimdi ileride hemen solda İş Bankası kaldı. Karşı daha ilerisi Tıp Fakültesi, İlahiyat gibi yerler orada. Evet, şuradan yolu gösterirsem belediye otobüsü geliyor. Görürsünüz. Şurası da amfitiyatro. Bu şekilde. Evet, şimdi girişe geldim. Giriş noktası burası. Hemen karşısı Üniversite Hastanesi Balcalı. Hemen yandan girişi var onun da. Kampüs girişi böyle. Güvenlikler var. Şöyle barkolar var. Barko işte geçmek için olan yer. Böyle. Kampüsten çıkmış olduk. Şöyle. Şimdi spor alanlarının olduğu yere gideceğiz. Şöyle üniversite göstereyim. Çukurova Üniversitesi'nin girişi böyle.
giriş kısmı böyle. Şurada bir göbek daha var. O göbekten sola gittiğinizde dışarıdaki fakültelere gidiyorsunuz. Demin bahsettiğim hukuk, iletişim, eczacılık vesaire. Buradan böyle sağa dönerseniz burada Migros var. Hemen kampüsün dışında Migros var. Böyle burada bir kebapçı gibi bir yer var. Buradan devam edersek de spor alanlarına doğru ilerliyor olacağız. Oraları da göstermek istiyorum. Sonra zaten yavaştan kapatacağım. Bu arada burada Migros var okul, ama bu Migros'ta alkol ve sigara satışı yok. Kampüsün sınırları içerisinde herhangi bir yerde alkol ve sigara satışı yok. Eğer alkol zaten kampüste yasak içmekte vesaire de, yani içmeyin. Ama sigara ile ilgili onu da içmeyin, ama tabii içiliyor. İçenler için gelmeden edinmeniz gerekiyor. Burada bulamazsınız. Hiç mi yok diye soranlar olabilir. Hiç yok. Burada da böyle bir kafe var. Burası eskiden çok güzel spor kafeydi. Yine eski mezunlar hatırlayacaklardır. Bileceklerdir. Burada tenis kortları var. Bu uzun zamandır atıl durumdaydı. Epey tadil edilmiş. Şu an açık mı bilmiyorum ama şöyle bir bakalım. Sanırım birkaç ufak tefek işleri kalmış. Ama iyi görünüyor. Halı saha var bu tarafta bu arada. Göstermedim. Tenis kortlarını görünce halı sahaları göstermeden geçtik. Burada halı sahalar var. Burada tenis kortları, toprak. 4 tane, 5 tane toprak kort var. Burada önceden 2 tane vardı sanırım. Şimdi onları sayısını arttırıp yenilemişler. Güzel görünüyor herhalde. Yeni sezonda açılmış olur. Çukurova Üniversitesi'ni kazanırsanız gelip burada tenis öğrenin. Bu arada bunlar muhtemelen ücretli olur. Ücretli ya, halı sahalar ücretli. Bunlar da ücretli olacaktır. Fakat ücretsiz spor yapmak için burada basket oynayabilirsiniz. Böyle basket sahaları var açık. Evet, orada birileri oynuyor. Çocuklar, küçükler. Şöyle burada da basket sahaları var. Potaları bunların biraz kırık ama ilk gösterdiklerim daha iyi. Şöyle ilerlediğimizde burada yüzme havuzu. Evet, yüzme havuzu. Buranın saatleri vesairesi var. Onu gelip öğrenmeniz lazım. Ona göre öğrenci kimliğinizle ödeme yapıp ücreti yine. Çok pahalı değil ama sonuçta bir ücreti var. Burası böyle. Yüzme havuzu. Burada bir kapalı spor salonu var. Balık yiyeceğiniz yer hemen bunun arkasında. Şurada spor salonu var. Burada da öğrencilerin daha çok kullandığı tenis kortları var. Onları da görelim. Şöyle. Burası havuzun yandan görünümü böyle, havuz. Burası da benim de sıklıkla gelip kullandığım tenis kortu. Öğrencilere önceden ücretsizdi, şimdi sembolik bir ücret var galiba. 1 lira falan gibi bir sembolik ücret var. Yine öğrenci kimliğinizle gelip burada tenis oynayabilirsiniz. Spor ve sergi sarayı. Bu şekilde. Şimdi bu bölgede spor salonlarının olduğu yer. Ve burada Besyo var. Besyo bu tarafta.
Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksekokulu burada. Ve onların aslında spor alanları burası. Tabii bütün öğrenciler gelip buradan faydalanabiliyor. BESYO'da olmanız gerekmiyor. Bunlardan faydalanmanız için. Şuradan BESYO'nun devamında da tıbbi ve aromatik bitkiler var. Şurada da bir stat var, onu da gösterip kapatıyorum. Balıkçıyı da gösterebilir miyim? Balıkçıyı da göstereyim. Şöyle. Madem balık yemeye gelmek için. Yer burası. Balıkçı. Akoluk. Balıkçısı. Balıkçı barınağı. Balıkçı barınağı gibi. Ekmek arası balık var. Hamsi, tava vesaire gibi şeyler var. Ekmek arası balığı gayet güzel. Ortamı gayet güzel. Bir yörük çadırı havası. Mis gibi de balık koktu. Gelip de yemeden gitmek birazcık nasıl olacak emin değilim. Evet, burası böyle akoluk. Böyle bir yer. BESYO'nun binası da bu. Evet. Çukurova Üniversitesi böyleydi. Buradan devam ettiğimizde Botanik Bahçe'ye çıkıyor. Botanik Bahçe'ye de gezmeye gelebilirsiniz. Orası da güzeldir. Belki orayı ayrıca bir gün gezeriz. Oraya da ayrı bir video yapabilirim. Şimdi üniversiteyle ilgili bu kadardı sanırım. Anlatacaklar, aktarılacaklar. Eğer yeni kazandıysanız, buraya geliyorsanız başka ne bilgiye ihtiyacınız olabilir bilmiyorum. Ev tutmak olabilir. Ev tutacaksanız Sarıçam'dan ya da Beyaz Evler'den tutabilirsiniz. Burası en popüler yerler. Öğrencilerin en çok kullandığı yerler. Yani Beyaz Evler daha merkezi, her şeye kolayca ulaşabileceğiniz bir yer. Çoğu öğrenci de orada. Genellikle öğrencilere uygun, öğrencilere göre evler var. Uygun değil, pahalı ama hani öğrenci kullanımı için tasarlanmış, düşünülmüş yerler var. Sarıçam'da biraz öyle, biraz değil gibi. Sarıçam tarafında başka bir üniversite daha var. Bilim Teknik Üniversitesi. O yüzden de orası biraz daha öğrenci yeri gibi. Fiyat olarak da belki biraz daha öyle olabilir. Araştırmak lazım. Eğer bir TÜO anlamında bir şey söylemem gerekirse aslında bu iki yerden de tutmamak lazım. Belki başka yerlerde çok daha hem uygun hem daha güzel evler bulunabilir ama bunun için emek vermek lazım. Biraz gezmek lazım. Bakmak lazım, bulmak lazım böyle yerleri. Ancak o şekilde olabilir. Şimdi bu taraftan gidiyoruz. Ve dışarıdaki fakültelerden başlayalım. Bu yoldan aynı zamanda erkek yurduna da geçiş var. Yine kız yurdundan hemen sonra da erkek yurduna geçmek için bir yer var. Böyle. Bunları otobüse bindiğinizde, eğer otobüsle geliyorsanız otobüse bindiğinizde söylerseniz anaokulu kavşağında ineceğim vesaire gibi kız yurdunda, erkek yurdunda diye söyleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz belediye otobüsleri bu tarafa gidiyor ama diğer otobüsler gitmiyor. Eğer fakülteniz bu taraftaysa ve önünde inmek istiyorsanız da belediye otobüsleriyle geleceksiniz. Belediye otobüsleri de yine saatlerine vesaire internetten bakıp öğrenebilirsiniz ama diğer ulaşım şeylerine göre daha seyrek tabii ki. Böyle. Teknopark, Kuluçka Merkezi vesaire gibi yerler de bu tarafta. Eğer oralarda işiniz varsa yine bu tarafa dönmeniz gerekiyor. Bu taraftan geçmeniz gerekiyor. Şöyle gösterirsem size de şöyle şuradaki yer Teknopark. Okunabiliyor mu bilmiyorum ama şuradaki yer, şöyle yaklaşalım. Şu bina Teknopark. Şu taraftaki binada, şu karşımızdaki binada, oraya doğru gidiyor, yaklaşıyoruz zaten. Şu binada Kuluçka Merkezi. Ondan sonra şu taraflarda da bir, şöyle şu taraflara doğru da bir inşaatımsı bir yerler var. Onlara da herhalde bir şeyler yapılacak. Arka tarafta da bir otomotiv mühendisliği gibi bir yazı okudum ama atölyesi mi orada
fakülte mi orada vesaire mi tam emin değilim. Mühendisler içeride diye biliyorum ben. Zaten mühendislerin oraya geldiğimizde de onu söylerim. Şu ayrım, Kuluçka merkezi hemen şurada göstermiştim binayı. Onu geçer geçmez sağa dönerseniz yurtlara doğru gidiyorsunuz. Kız yurdu ve erkek yurdu o tarafta. Hemen karşıdaki yer, dışarıdaki fakültelere de böylece başlamış oluyoruz. Hemen karşıdaki bina, karşıya da geçelim hatta. Hukuk fakültesi. Yeni yapıldı bu arada. Belediye otobüsü biraz sert geçti. Otobüsü. Şöyle karşıya geçelim. Daha yakından görün. Bu arada o göbekten burası 5 dakika falan. Bu göbek. İkisinin arası 5 dakika falan. Şöyle gösterirsem şurası hukuk fakültesi. Şöyle. Evet, önünde bir otopark. Soldaki yer dekanlık girişi, sağdaki yer sanırım öğrenci girişi. Böyle yeni bir bina. Şöyle gösterebilirim. Hemen yanında eczacılık var. Ona da geleceğiz. Bakalım. Böyle böyle. Binaların içi zaten aşağı yukarı birbirine benziyor. O yüzden binaların içine hiç girmeyeceğim. Öğrenci işleri, sınıflar, hocaların odaları falan aynı. Aynı zaten. Orasıyla geldiğiniz zaman tanışırsınız. Burası hukuk fakültesi. Şöyle. Kamerayla yeni haşır neşir olduğum için şu an ne kadar ne görebileceksiniz açıkçası çok emin değilim ama böyle. Hukuk fakültesi bu şekilde. Şöyle karşıda şuralarda otobüs durakları var. Ama şu anda bildiğim kadarıyla buraya sadece belediye otobüsüyle direkt olarak gelebilirsiniz. Diğer otobüslerle ya anaokulun orada ineceksiniz ya da kampüsün girişine gidip oradan ringler falan vardır. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ya beraber. Ring vesaire vardır. Eğer hukuk fakültesini kazandıysanız binanızın, fakültenizin kampüs dışında olduğunu bilmeniz önemli bence. Eğer hukuk fakültesine gelecekseniz bina kampüs dışında, bayağı da uzakta, 10-15 dakika yürüme mesafesi en az bir uzaklıkta. Aynı şey şu şimdi karşımda gördüğünüz eczacılık için de geçerli. Şöyle yaklaşırsam. Şurası eczacılık. Burası da erkek yurduna çok yakın aslında. Erkekler için ya yurtta kalacak olanlar için bir avantajlı tarafı bile olabilir. Ama onun dışında pek bir avantajlı tarafı yok aslında. Evet, eczacılık da burası. Şuradan giriyorsunuz. Böyle eczacılık binası. Böyle. Evet, şöyle burayı da şöyle bir gösterirsek yine bir dönüşe geldik. Buradan döneceğiz sol tarafa doğru. Şu Balcalı Hastanesi'ne doğru döneceğiz. Burası böyle kampüsün dışındaki kampüs. Ya, kongre merkezi. Bayağı büyük bir kongre merkezi. Burada tiyatro festivali vesaire, sinema festivali, işte önemli toplantılar vesaire, seminerler vesaireler burada oluyor. Sağ tarafta da İletişim Fakültesi var. Ben İletişim Fakültesi'den buradan mezunum. O yüzden de buradaki fakültelerin konumuyla ilgili yine altını çizmek istiyorum. Uzun süre gidip geldiğiniz zaman bu konumdan birazcık rahatsız oluyorsunuz. Ulaşım vesaire gibi konularda. Şimdi önce bir kongre merkezine bakalım. Ya da önce iletişim fakülteye bakalım. Ondan sonra kongre ve diğer noktaları da devam ederek kampüs girişine doğru geçelim. Göstermeye çalışacağım. Bakalım. Evet, kongre merkezi de böyle bir yer. Şimdi burası şöyle, kampüsün girişinden buraya servis, ring vesaire gibi imkanlar olabilir. Böyle girişi var. Şurada bir güvenlik noktası var.
Orada kimse var mı yok mu bilmiyorum. Ama evet, olaylar böyle. Şöyle biraz zoom girelim. Böyle bir yer. Evet, kongre merkezi. Böyle bir yer. Buradan geri dönelim. İçine girmeye gerek yok. Burası iletişim fakültesi. Evet, şu arka tarafı binanın arka tarafı kantindi. İkinci katta derslikler, üçüncü katta hocaların odaları vesaire vardı. Böyle bir ağaçlı yolu var. Aslında bu yolu yürümesi ilk birkaç defa için güzel ama daha sonrası için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Geri dönüyorsunuz. Şurada yine buraya yakın yolun uzunluğunun üzerinde bir bina daha var. Bu binayı da söyleyeyim. Şuradaki şöyle aradaki bina. Şu binada ne diyor? Merkezi Araştırma Laboratuvarı'mış. Evet. Bunun devamında da diş hekimliği var. Diş hekimliğinin önünde tekrar konuşuruz. Güzel Sanatlar Fakültesi de şöyle göstereyim. Şuraya gelmiş. Evet. Güzel Sanatlar burada. Burası neresi? Az önce gösterdiğim İletişim Fakültesi'nin devamında diş hekimliğinin hemen karşısında. Yine yani Güzel Sanatlar'a gelecek olan arkadaşlar da Güzel Sanatlar'ın binası hem böyle hem de artık kampüs dışında. Yine bu. Burası az önce İletişim Fakültesi'nin önünden geldiğimiz yol. Bu arada şurada da bir bina var. Bu Biyoteknoloji Merkezi isimli bina. Güzel Sanatlar da burada. Dışarıda. Bina güzel gözüküyor ama kampüsün dışında olması bence çok da iyi haber değil gibi görünüyor. Şurada şu ağaçların arasında lojmanlar var. Hocaların ve memurların falan da herhalde kaldığı lojmanlar var. Diş hekimliği fakültesinin hemen yanında. Şurası da zaten şu önümüzdeki yer diş hekimliği. Şurada hemen ileride solda da sanırım bir yüksekokul var. Onu da göreceğiz. Şöyle biraz hızlanalım. Evet, şurası şöyle. Evet, şurası diş hekimliği. Şöyle. Böyle diş hekimliği. Bu bina. Evet, burası da Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meksek Yüksekokulu diş hekimliği ile hemen karşı karşıya bu arada. Şimdi dışarıdaki fakülteleri böylece bitirmiş olduk. Burası dışarı bir tane yüksekokulu. Kongre merkezi, Kuluçka merkezi, Teknopark mı ne öyle bir yer. Ve işte hukuk, eczacılık, iletişim, güzel sanatlar ve diş hekimliği ve bu şu an karşımızda duran Abdi Sütçü Sağlık Yüksek Okulu gibi yer dışarıda. Şöyle karşısı Balcalı Üniversite Hastanesi, Tıp Fakültesi. Onun hemen yanında da kapı var. Şimdi kapıya gidiyoruz. Kapıda görüşürüz. Bye.